Herkese merhabalar arkadaşlar. Olağanüstü bir gün yaşıyoruz. Ne yapıyoruz? 10.30'da basın toplantısı vardı, 30 dakika süre. Muhalefetteki 3 parti 10'ar dakika bölüşerek yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Çünkü acilen ifade edilmesi gereken hususlar var. Çünkü meclisin işleyişine karşı, demokrasinin şeklen bile olsa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin saraydan aldığı talimatlar, milletvekili grubu üzerine kurmuş olduğu tahakküm, önceden milletvekillerinin hangi kararı alacağının haftalar öncesinden bakanlarca ilan edilmesi ya da örneğin dün seçilecek grup başkan vekillerinin, daha dün seçilmiş olan grup başkan vekillerinin bir hafta önce Adalet ve Kalkınma Partisi Kongresi'nden sonraki MYK listesine eklenmesi gibi artık meclisi hiçe sayan, yok sayan, kendi grubunu yok sayan bir anlayış. Şimdi de meclisin işleyişine doğrudan darbe yapmak. Mecliste kurallara uygun yapılan işlerin sonucunda kural tanımamak, kuralları değiştirmek. Tabir caizse kazanılmış bir maçı federasyonu toplayıp oynanmamış saymak. Yediği golü yenmemiş saymak için sahadaki hakemi değiştirmek gibi akıl almaz işlere karşı karışmış durumda Adalet ve Kalkınma Partisi. Ve maalesef üzülerek söylemek gerekir ki Meclis Başkanı da Cumhur İttifakı'nın arzualcısı haline dönmüş durumdadır. Dün 9 aydır meclis gündeminde olan, defalarca gelip gelip giden bir kanun görüşülüyor. Kanun güvenlik soruşturmasını içeriyor. Tepeden tırnağa anayasaya aykırı. Zaten Anayasa Mahkemesi bozduğu için tekrar gelmiş. Anayasa Mahkemesi AK Parti'nin getirdiği güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, fişleme kanununu başvurumuz sonucu iptal etmiş. AK Parti de onu yine getirmiş. 9 aydır geliyor geliyor gidiyor. Kendileri de rahatsızlar. Çünkü bir sene sonra iktidar bize geçtiğinde bu kanuna göre AK Partili memurlar hepsi gidebilir korkuları var. Biz de diyoruz ki geçirseniz bile kullanmayız, iptal ederiz. Bu kadar anayasaya aykırı kanun olmaz. Kafalar karışık, grup yorgun, moralleri bozuk, baskı altındalar ve dün görüşmeler başladı. Biz iş düzükten kaynaklı tüm haklarımızı kullanıyoruz. Yoklamaları istiyoruz, salonda bulunmalarını istiyoruz. Ama AK Parti grubunda durum şu: yoklama isterseniz Çin ordusu gibi geliyorlar. Müzakerelerle geçildiğinde çil yavrusu gibi dağılıyorlar. Çin ordusu gibi geliyorlar, çil yavrusu gibi dağılıyorlar. İçeride bulunmuyorlar. Galiba orada fotoğraf çektirmek istemiyorlar. Bu arşiv araştırması ve fişleme kanununda içeride durdukça suça ortak olduklarını düşünüyorlar herhalde. Biz çağırıyoruz, onlar gidiyor. Gelin kardeşim, onlar gidiyorlar. En nihayetinde baktık içeride durmaya niyetleri yok. Tam da kanunun maddelerine geçilecek. Yoklama isteyip de onları gruplarının zoruyla, mesajlarla, meydancılarla salona sokulmaları yerine dedi ki gelmesinler bakalım. Gelmediler. 10-15 kişiydi AK Partililer. Bir o kadar da MHP'liydiler. Bizim arkadaşlarımız salonda, muhalefet salonda, muhalefet daha çok. Oylamaya geçiliyor. AK Parti Grup Başkan Vekili bu durumda kendisi toplantı yeter sayısı, karar yeter sayısı talep edebilir. Farkında değil. Yaptığı görevin farkında değil. Onu talep ederse o zaman işte karar yeter sayısı aranacak, onun için yoklamaya başvurulacak. O sırada gelebilir arkadaşlar, her gün yaptıkları iş. Oylamaya geçildi. Başkan baktı. Sayın arkadaşlar dedi. Videoları var. Hepiniz gördünüz, izlediniz. Açık bir fark var. Ve maddelere geçilmesi reddedildi kanunun. İş düzük 81'de diyor ki maddelerine geçilmesi veya tümü kabul edilmeyen kanun teklifleri genel kurulca reddedilmiş olur. Ve bir yıl süreyle de gelemez artık. Bu sırada oturumu kapattı Haydar Bey, meclis başkan vekilimiz, arkaya geçti. Hepsi koştu geldiler. Baskılar, biz çoğuz, biz dışarıda, salonda değildin kardeşim. Yok efendim, katip üyenin biri demiş ki, hakikaten de demiş, itiraf ediyor. Yokuz başkanım demiş her ikisi de. Elektronikle yapalım, bu işi elektronik kurtarır. O sırada koşup gelecekler. Bu kadar açık bir durumda elektronik olur mu?
Ve öyle olunca meclis başkanı da kendi kararını başkan vekili vererek bir sonraki kanuna geçti. Önce 55 dakika, sonra bir daha 55 dakika süreyle. İçeride dünya kadar tartışma ama meclis başkan vekilimiz de bizler de kararın nasıl olabilir? Alınmış bir kararı bir daha oylat diyorlar. Bir daha oylat, biz girelim içeri, reddedeceğiz kanunu. Biz çokuz. Şimdi çoksanız geleceksiniz. Yoksanız sonucu kabul edeceksiniz. Bu milletin vergilerinden kesilen maaşlarla, vergilerinden kesilen paralarla hepimiz maaş alıyoruz. O salona gelip de görevini yapmadıysan sonucuna katlanacaksın. Vay efendim, Tayyip Bey bizi mahveder. E orasını da sen düşünecektin. Şimdi tam bu noktada ne oldu arkadaşlar, onu da ifade ederek tamamlayalım. Meclis başkanı geldi koşa koşa. Boncuk boncuk derlemiş. Geldi diyor ki ben başkanım, Haydar Bey senin yerine ben yöneteceğim. E elimizde kapı gibi kağıt var. Dün, bugün, yarın Haydar Akar yönetecektir diye. Hayır, ben yöneteceğim. Yapamazsın. Doğru değil. O zaman ne olur? Şöyle olmuş arkadaşlar. Vatandaşlar karar versin. İki takım maç yapıyor. Golü atıyor bir takım. Hakem golü veriyor. VAR'a gidelim. Varıyor, gidiyor, bakıyor. Gol Nizami diyor. Kararını bir daha açıklıyor. Yüksek Hakem Kurulu geliyor. Başkanı. Olmadı. Bu golü saymaman lazımdı. Çıkar üniformayı, ben giyeceğim, maçı buradan sonra ben yöneteceğim. Maçın hakemi böyle değişir mi? Şentop diyor ki ben yöneteceğim maçı diyor. Biz buna itiraz ediyoruz. Şimdi 12'ye başkanlık divanı toplantısı koymuş. Ya öyle bir şey ki, bir arkadaşımız Adıyaman'da, bir arkadaşımız Burdur'da, bir arkadaşımız Tekirdağ'da başkanlık divanı üyeleri toplantıyı koyuyor. Bütün gece Adıyaman'dan üyemiz yol yaptı geldi, geldik. Ama böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Pazartesiye koy, illa koyacaksan, ama niye koyuyor? Bakın arkadaşlar, iç düzük 10'a göre şu işi yapacakmış. Genel kurulda, oylamalarda ve seçimlerde önemli bir yanlışlık olduğu iddia edilirse, edildi dün. Başkan usul görüşmesi açabilir. İstemediler, isteseler açacağını söyledi. Gerekirse oya başvurarak düzeltme yapar. İstemediler, daha doğrusu yeniden oyla dediler ama usul tartışması istemediler. Başkan da isterse oya başvururdu ve düzeltme yapardı. Kararı kesin. Bitti. Yanlışlık birleşimden sonra, dünden sonra anlaşılırsa meclis başkanı divanı toplayarak takip edecek yolu kararlaştırır. Yanlışlık iddiası konuşuldu aslında. Sanki konuşulmamış gibi birleşimden sonra anlaşılırsa maddesine dayanıp biz birleşimden sonra anladık. Haydar Akar bütün günkü birleşimi kapattı, akşamleyin yanlışlığı anladık diye başkanlık divanı topluyor. Yani maç bitmiş, düdük çalmış, sonuç ilan olmuş. Diyor ki biz bu maçı iptal edeceğiz, baştan oynatacağız. Ama birleşim sırasındaki itirazlar yapılmasaydı, sonradan anlaşılsaydı olacaktı. Tamamen bir iç düzük ihlali. 12'de yaptıkları toplantı hukuksuz bir toplantıdır. Anayasaya ve iç düzüğe aykırı bir toplantıdır. Vatandaşlarımızın gözünün önünde bu oyun bozanlıktır. Bu mızıkçılıktır. Bu İstanbul seçimindeki durumdur. 13 bin farklı Ekrem Bey kazandı, seçimi tekrar edeceğiz. Dün ciddi bir farkla muhalefet kazandı, oylamayı tekrar edeceğiz. Oysa açıkça diyor ki reddedildiyse bir sene görüşülemez. Şimdi bu iç düzüğü bir kez daha Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin arzu halcisi ayaklar altına almaya niyetlenmiş. Anayasal denetim altındadır. Bunu yapmaya kalkarlarsa eylemli iç düzük ihlalinden Anayasa Mahkemesi'ne gideriz. Artık belli bir yerden sonra bu kadar haksızlığa, bu kadar hukuksuzluğa biz ne diyelim? Ve meclisin bütün imkanlarını babalarının malıymış gibi kullanıyorlar. Bakın, dünya kadar başkanlık divanı üyesi Türkiye'nin dört bir yanında, toplantı ayda bir yapılıyor. Bu oylamayı bozmak için dün gece 12'de, yarın 12'ye gelin diyor. Ve başkanlık divanını 12'de toplayacak. Makam araçları emrinde, fuzuli toplantı için hepsi koşuyorlar, geliyorlar. Salonlar tahsisli falan. Biz ne yapıyoruz? Bir milletvekilinin toplantısını, CHP milletvekilinin, Özgür Özel'i alıp
onu onar dakikalara bölüp üç parti sesimizi duyurmaya çalışıyoruz muhalefet olarak. Size oy verenler seçmen de bizimkiler Mars'tan mı gelmiş? Sizinkiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da biz neyiz? AK Parti'nin değerli seçmenleri, siz maç yapıyorsunuz. Tuttuğunuz takım, hatta milli takım için düşünelim. AK Parti'nin ve MHP'nin değerli seçmenleri. Maç başlamadan önce rakip takımın kalesini 14 metre, bizim kaleyi 2 metreye indirirlerse içimize siner mi? Maçta golü yemişiz, çalışırız, atarız. Böyle bakmaz mısınız AK Parti'nin MHP'nin seçmenleri? Tayyip Bey'in emriyle sahadaki hakemi değiştiriyorlar. Çıkar formayı ben giyeceğim, maçı ben yöneteceğim. Dün yapamadı, şimdi gelmiş Haydar Bey'e darbe yapacak. Oturumu, birleşimi yönetecek, yönetemez. Kapı gibi kağıt var bugün kimin yöneteceği konusunda. O zaman ne gerek var muhalefete? Niye başkanlık divanı paylaştırılıyor? Haydar Bey dün bakın tutanakları tek tek inceleyin. Sayın Haydar Akar defalarca toplantı yeter sayısı istenmiş, oturum kapanmış, açılmış. Çalıştırmak için meclis elinden geleni yapmış. Ve dün katip üyelere yok sizinkiler demiş. Yok sizinkiler. Şimdi birilerinin içine arşiv komisyonu sinmiyorsa, birileri bu kadar baskıyı, haksızlığı yerinde görmüyorsa, o salona girmek istemiyorsa, zorla sokulduğunda da anında oradan gidiyorsa, arızayı başka bir yerde arayacaksınız. Yaptığınız işin yanlışlığında anayasaya aykırılıkta arayacaksınız. İnsanlar bu anayasayı çiğnemeye alet olmak istemiyorlar belki. Yarın öbür gün bundan mesul tutulmak istemiyorlar belki. Yarın öbür gün birileri iktidar değiştiğinde belki de bize karşı bu kanunu kullanırsa diye düşünüp bu kadar da olmaz diyorlar belki. Bu kadar haksızlığa, bu kadar hukuksuzluğa birisi bir şey desin diyeceğiz. Saraydaki demez. Devlet Bey demez. Ama milletimiz der. Nasıl İstanbul seçiminde 13-31 Mart'ı iptal ettirdiler. Sonra da hep bir ağızdan marşlar çalıyorlardı. Mehter marşları. Osmanlı tokatı geliyor Ekrem'in enseye diyorlardı. Doğru mu? Ne oldu? Demokrasi tokatını bir yediler, iki tur döndüler. Kimden? Seçmenden. Sizin taraf tutan hakeminiz, yeminine rağmen taraf tutan meclis başkanınız, yeminine rağmen taraf tutan cumhurbaşkanınız olabilir. Bizim de milletimiz var kardeşim. Sizi onlara şikayet ediyoruz. Bizi ezdirmezler. Siz ezersiniz ama onlar günü gelince hesabını sorarlar. Milletimize güveniyoruz. Milletimize şikayet ediyoruz. Bu kadar da olmaz. Sahaya, hakeme kendi takımınızın formasını da giydirseniz, bizim kaleyi büyütseniz, kendi kalenizi daraltsanız, üç tane kaleci de koysanız, bu millet bu maçı hak edene verecek. Bu millet bu sonucu sandıkta tescil edecek. Bu darbeciliğe, bu tahakküme, bu haksızlığa, bir kanunu 10 yıldır ben el kaldırıyorum ya, kabul etmiyorum diye. 10 yıldır kabul edilmiştir deyince saygıyla sonucu kabul ediyorum. Bir kez muhalefet çoktu, sonucu değiştirmek için toplantı yapıyor. Olağanüstü başkanlık divanı maçı iptal edecekmiş. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Saat 13-13.30 arası rutin gündemle ilgili basın toplantımızı ayrıca yapacağız. Çok sağ olun.